Evet, merhabalar. Eğer bir şekilde bağlanabildiyseniz Facebook Live'ımıza, bugün Amerika ve Avrupa arasındaki basketbol farklılıklarından bahsetmek istiyorum. Ben önce kendimi tanıtarak başlayayım. Beni tanımıyor olabilirsiniz. Ben 19 yıldır Amerika'dayım. Buraya Türkiye'de oynadıktan sonra altyapılarda 19 yaşında geldim. Yani hayatımın yarısını buradayım, Amerika'dayım. Burada çeşitli derecelerden İngilizce öğrenme, 2 yıllık üniversite, JUCO'lar ve 4 yıllık üniversitelerde oynadım burs olarak. Ondan sonra koçluk yaşamaya başladım. Sonra 15 yıldır da koçluk yapıyorum değişik seviyelerde. Burslu, bursuz, üniversite, lise. Ve şu anda bir lisede, affedersiniz, Massachusetts eyaletinde baş antrenörlük yapmaktayım. Şimdi benim anlatmak istediğim şeylerden biri bu Avrupa'daki ve Türkiye'deki farkların, pardon, Avrupa'daki ve Amerika'daki farkların nasıl olduğu. Bu arada Türkçem biraz bozulmuş olabilir, bana söylediler 19 yıldır burada olduğum için biraz kekeleme oluyor ve kelimeleri düşünüyorum. Onun için özür dilerim öncelikle. Şimdi birinci şey benim gördüğüm en büyük fark olarak çalışma azmi ve mantalitesi basketbol açısından. Amerika'daki basketbolcuların çoğunluğu bu işin hiç kolay olmadığını ve sürekli çalışmaya gerektiğini biliyorlar. Ben de tekrardan eski basketbolcu olduğum için Türkiye'den, ben de bunu biliyorum. Ben de o kadar çalışkan değildim Türkiye'de. Antrenman varsa antrenmana gidiyorduk. Ondan sonra belki biraz ekstra antrenman yaparaktan kendimizi geliştirmeye çalışıyorduk. Ama Amerika'da buradaki oyuncuların anladığı şey ve bildiği şey, antrenman dışında kendilerini ekstra antrenmanla geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu daha çok bir yaşam biçimi olarak görüyorlar. Ne zaman imkanları olursa, örnek olarak ders arasında, lisedeyken örnek veriyorum, ders aralarında, okuldan önce, okuldan sonra, antrenmandan önce, antrenmandan sonra, bunların onlar açısından çok önemli olduğunu ve ne kadar ekstradan work yapabilirlerse, antrenman yapabilirlerse daha iyi olacaklarını, öne geçeceklerini düşünüyorlar. Ve bu azim içlerinde oluyor. Ve bunu gerçekten bir de devamlı değişti kişilerle antrenman yaparak, oynayarak yapıyorlar. Yani mesela Türkiye'de nasıl ben gördüğüm kadarıyla son senelerdir benim gelip gelirken ve ben de oradayken de kendi semtinde, kendi ilçende bir yerlerde oynuyorsun. Eğer antrenman dışında, kulüp dışında onunla gelişmeye çalışıyorsun. O da hani bir nebze geliştiriyor, evet, aksiyonlardan, ama buradaki oyuncuların şeyi bu. Daha çok böyle değişik yerlere giderek, hani demiyorum buradan hani New York'tan Boston'a gitme şeklinde değil de hani New York'un değişik semtlerine giderek oynamaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince ve böylece kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun dışında kendilerinden yaşlı büyük insanlar oynamaya çalışıyorlar daha çok. Hani ilk başta ezilelim ama sonra da ezen ben olayım mentalitesiyle ilerlemeye çalışıyorlar. Lise ve kolejlerdeki disiplin ve devamlı gelişme isteğinin çok önemli olduğu için Amerika bu konuda oyunculara çok fazla serbestlik tanıyor ayrıyeten. Avrupa'ya göre, benim gördüğüm kadarıyla. Burada oyuncular biraz daha serbest oynuyor. Hani Avrupa'da düzen biraz daha düzenli gözüküyor. Hani takım oyunu daha fazla. Hani biz görüyoruz NBA ve Avrupa'daki liglerin arasındaki farkları, daha çok hani birebirler NBA'de daha fazla öne çıkıyor. Orta biraz daha ilerlemiş şekli ve ben daha çok lise ve üniversitelerin, kolejlerin seviyesini konuşuyorum. Orada da evet sistemler var, her şey var ama yine de burada hep insanlar daha çok serbestliğe önem veriyor. Koçlar çok oyuncuları sıkmıyorlar bu konularda. Yani daha çok böyle set oyunları olmuyor. Genelde motion şeklinde hücumlar, rağbet görüyor oyunlar. Böylece oyuncuların kendi becerisine önem veriyorlar. Başka bir şey de basketbolda yaşam tarzı. Bu yaşam tarzı insanlarda şöyle gözüküyor. Basketbol bir çıkış olarak görülüyor burada Amerika'da. Ve bu birçok çocuğun hayali. Bir gün NCAA'de, kolej liginde ve daha sonra NBA'de oynamak istemesi bu oyuncuların yaşam tarzını etki ediyor. Yani daha çok bir çıkış, söylediğim gibi. Üniversitelerde burslu okumak, basketbol oynamak. Yani şöyle düşünürseniz buradaki üniversitenin ortalama, ben de üniversitelerde çalıştığım için yıllardır ortalama bir average bir üniversitenin yıllık ücreti burada genelde
30 bin dolar civarında. Oyuncu şöyle bakıyor bu duruma. Ben diyor en azından 4 sene gitsem 30 bin dolar çarpı 4, 120 bin dolar cebimden çıkacak veya borçlu borç alarak ülkeden, devletten, bankalardan okumaya çalışacak. Onun yerine bursu alıp bunu ekarte ediyorlar. Yani çok önemli onlar için. Hani özellikle siyahi oyuncuların maddi durumları daha zor buralarda genele göre. O yüzden onlar buna çok büyük çıkış olarak bakıyor ve onlar için bir yaşam tarzı. Ve burada basketbol oynamaya küçük yaşta başlıyorlar daha çok. Ama şöyle bir şey de var. Yani sadece basketbol oynamıyorlar. Yani mesela bu çok büyük bir konu burada Amerika'da. Basketbol hani specialization dediğimiz bir sporda tek başına mesela basketbol 15 sene oynasın mı yoksa başka sporları yapsın mı? Burada daha çok böyle bir tartışma hep her sene yaşanıyor. Gördüğüm kadarıyla çoğunluk hep diğer sporları da oynamasından yana. Yani mesela bir basketbolcunun Amerikan futbolu, bir beyzbol, bir atletizm sporu, lacrosse buradakilerden, Türkiye'de var mı bilmiyorum onlardan, yapıp kendini bir şekilde daha değişik yerlerde geliştirmesini, yani değişik kaslarının gelişmesini sağlıyor. Daha çok mesela futbolda devamlı halter yapıp sert oyuna alışıyorlar, fiziksel temasa alışıyorlar. Ve bunlar hep onları daha çok ilerletiyor. Ve bu da buradaki yaşam tarzlarından biri bir oyuncunun. Yani mesela bir lisede bir öğrenci genelde en azından iki spor oynuyor. Mesela benim lisedeki öğrencilerimin çoğu takımda şu an 15 kişi varsa 15 kişinin en azından 11-12 tanesi daha bile fazla olabilir. 11-12 tanesi başka spor oynuyor. En azından bir tane daha spor oynuyor. Beyzbol, futbol, Türk futbolu, soccer dediğimiz burada oynuyor. O yüzden onlar da çok önemli. Ve oyuncular böylece sırf hani burada kullanılan bir terim var. Hit the wall diye. Bir oyuncunun hani çok devamlı aynı şeyi yapa ilerledikten sonra bir şekilde bir anda böyle hani duvara kafasını vurması gibi artık ilerleyemiyor. Ne oluyor? Kendini bırakıyor. Bırakırsa da gelişmiyor. O yüzden bu değişik spor oynama şeyi burada çok önemli ve oyuncunun böylece mantetesini etkiliyor. Bir başka etken çabukluk ve atletizm. Bunu zaten hepimiz biliyoruz atletizmin çok önemli olduğunu. Yalnız çabukluk ve atletizm arasında ikisi de aynı şey değil. Yani bunu koçlar burada bayağı konuşuyor. Çünkü Amerika'da atletik oyuncu sayısı çok fazla bildiğiniz gibi. Her yerde nereye baksanız atletik oyuncular var. Ve bunların her yerde bulunduğu için hangisinin daha iyi olduğunu nasıl anlıyorlar? Çabukluk. Ve çabukluk da ilk adım. İlk adımın hızlı olması. Yani oyuncunun çok hızlı olmasına gerek yok. Çünkü dediğimiz gibi bunlar şey değil. Bunlar koşucu değiller. Bunlar basketbolcular. Bunlar ilk adımın çok önemli olması, hızlı olması çok önemli. Ve bunun üstünde çalışıyor daha çok. Mesela bir hücum oyuncusunun savunma oyuncusunu ekarte ederken ilk adımı atması veya savunma oyuncusunun hücum oyuncusuna müdafaa yaparken ilk 1-2 dribbinde onu durdurabilmesinde çok önem taşıyorlar. Yani bu atletizm ya da hızlılıkla değil de çabuklukla alakalı bir şey ve buna çok önem veriliyor burada. Ve biz de lisede buna çok önem veriyoruz yaptığımız antrenmanlar sırasında. Mesela günde 2 saatlik antrenmanımız varsa biz en azından yarım saatini bireysel gelişmeye ayırıyoruz en azından. Bunun için de çabukluk antrenmanları oluyor bu hani ilk first step antrenmanları. Onun üstüne çalışıyoruz. Bunun dışında neler yapılabilir? İp atlama çok önemli. Oyuncuların ip atlaması. Tek ayakla box jump yapmaları, kutunun üstüne zıplamalar. Ve bildiğimiz ladder, yerdeki yerlerde ayak hareketleri yapmaları. Bunların hepsinde artık teknoloji çok iyi olduğu için internette bulunabiliyor. Eğer isteyen birileri varsa bana daha sonra yazabilir. Ben e-mailimi veya buradan yazabilir ya da e-mailimi verip bana atabilirsiniz. Ben de elindekileri size yollayabilirim bu konularda çalışma olarak. Bunun dışında başka bir şey de sunulan imkanlar. İmkanlar, buradaki imkanlar çok daha farklı Türkiye'ye, Avrupa'ya göre. Bazı üniversitelerin yani elindeki imkanlar yalan söyleyeyim ama yani ben görmedim doğruya doğru ama Barcelona, Real Madrid çok iyi üniversite, çok iyi profesyonel okulların takımların
imkanlarından daha iyi gözüküyor. Ve bu onların ilerlemesini sağlıyor. Şöyle, ilk başta konuştuğumuz çalışma azmi, yaşam tarzı, oyunculara buna bakıyor. Mesela atıyorum, büyük üniversite, University of Kentucky, Duke, Michigan State, böyle okulların elindeki imkanlar Clemson, her yerde yok tabii, burada da öyle. Ama düşünebilirseniz yani onların bütçeleri Avrupa'daki takımların bütçe, futbol takımlarının bütçelerinden 5-6 kat fazla. Size örnek vereyim. Geçen şu aralar bir tweet bu budgetlar hakkında dolanıyor Amerika'da. Bunlardan biri Amerikan futbolunun ne kadar önemli olduğu ve nasıl etkilediği finans olarak okulları. Ve bu büyük okulların yıllık, hani ben sadece basketbol ya da futbol değil de yıllık bütçelerinin hemen hemen 100 milyon ve civarın 100 milyon dolar ve civarında olduğu biliniyor. Yani rakam çok büyük, o yüzden imkanlar çok daha fazla sağlanabiliyor. Şimdi bu nasıl bağlanıyor şeye, oyunculara? Oyuncular biliyor ki eğer ben buralara çıkabilirsem, bu yüksek seviyelere, buradan sonra işte profesyonelliğe adım atabilirim diyor. Dediğim gibi her okulda, mesela ben kendimden örnek vereyim, benim lisemde böyle bir bu kadar bir imkan yok. Ama olduğu kadarıyla mesela yine güzel bir imkanımız var. Bizim okulda 3 tane salonumuz var yine. Hani 3 değişik maç yapılabilecek aynı anda. Ondan sonra halter yerimiz var. Yani atletizm yerimiz var. Hani gene bizim okul o kadar iyi olmasa da, o kadar böyle üniversiteler gibi çok iyi olmasa da, yine de imkanların olduğu bir yer olduğu için oyuncular daha çok imkan sağlanıyor oyunculara ve bunu kullanıyorlar. Yaşam tarzı ve çalışma ağası buradan da geliyor. Çünkü imkanlar daha fazla. Avrupa'ya göre, Avrupa'da benim zamanımdan, benim dediğim gibi 20 sene önceden bahsediyorum ben şu an. 20 sene oldu, evet. Önceden bahsediyorum. O zamanlar fazla imkanlar yoktu. O zaman daha yeni basketbol parkları çıkıyordu. Şimdi daha fazla oldu, onu biliyorum. Gidip geldiğim için biliyorum. Ama yine de yani olması gereken karar yok. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bildiğimiz için mesela İstanbul'dan bahsedersek yer fazla olmadığı için nereye yapılacak, nasıl yapılacak? Bu tip şeylerin zor olduğu bir yani şehir olduğu için daha böyle imkanlar kısıtlı. Bunun dışında en son olarak da bahsetmek istediğim ilişkiler. Oyuncuyla antrenör arasındaki ilişkiler çok önemli. Bu dediğim gibi Türkiye'ye yetişen bir insan olarak bu biraz bayağı farklı. Amerika ve Avrupa'da bir Amerika'da da bir sorun. Ama hiçbir şekilde koçun kazanmasında yardımcı olabilecek bir oyuncuyu bilerek oynatmayacağını ben düşünmüyorum. Ve bu da dediğim gibi Amerika'da bir sorun. Yani sırf Avrupa ve Türkiye değil. O yüzden bu mesela şu an pozitif olarak bağ kuran oyuncu koç sayısı Amerika'da çok yükseldi son 10-15 senedir. Ve bu mesela burada koçlar çok daha fazla pozitif bağlantılar kurmaya çalıştığı için oyuncuların daha fazla verim almaya başladılar. Çünkü bildiğimiz gibi oyuncuların mantalitesi değişti son 15-20 senedir. Özellikle son 10 senedir diyelim. Ve bunu yani Türkiye'ye uygulamak da gerekiyor. Yani maalesef ben takip etmeye çalışıyorum Türkiye'yi elimden geldiğince, özellikle sosyal medya üzerinden, Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan. Ve burada benim gördüğüm bazı şeylerin mesela geçenlerde bu kışın vardı bir futbol koçunun oyuncularına tokat atması maç esnasında şeklinde. Burada o tür şeyler tabii ki yapılamıyor. O mantalitesini değişti. Eskiden yapılıyormuş ama değişti. Bu daha çok böyle dediğim gibi pozitifliğe, hani daha çok eğer sen yapmazsan oyunculara hep koçların şu an benim de benimsediğim bir stil olaraktan oyunculara daha çok böyle hani bu senin geleceğin, benim değil. Ben senin için buradayım ve bunu elinden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ama sen çalışmak istemezsen, sen daha böyle azimli olmazsan onunla ilgili yapabileceğin fazla bir şey yok bir koç olarak. Ve koçlar bu çok mantaliteye daha çok geliyorlar ve bu etkiliyor. Ve ben çok verim aldım oyuncularımdan bu sistemle, bu anlayışla.
Ben de ilk başladığımda hep bilmiyorum biliyor musunuz? Bob Knight'lar, Tamiz'i biliyorsunuz. Eski koçlarının olduğu. Böyle daha çok böyle hani vurdum kırdımsı yüzüne karşı böyle daha çok böyle sert olan koçların şeyi yetişmiştik. Ve ben de öyleydim ilk başta. İlk başladığımda koçluğa ilk birkaç sene. Sonra bunu daha çok gördüm böyle ne kadar etkisiz olduğunu. Burada özellikle verim almak açısından pozitif bir koçun stiline geçtim. Ve bunun meyvelerini yedim diyelim. Dediğim gibi 15 senedir koçluk yapıyorum. 5 defa Conference ya da Region Coach of the Year oldum burada. Geçen sene de eyalet koçu oldum burada. Coach of the Year. Bu Massachusetts'te. Yani bu etkisini çok gördüm. Zaten görmesem dediğim gibi koç olarak hep bir şeylere baktığımız için neler bizim için daha iyi gelişimimiz açısından önemli. Kendimizi geliştirmeye çalıştığımız için hep ben bunu tavsiye ediyorum bütün koçlara. Devamlı işte kitaplar okuyun, article'lar okuyun, videolar. Bu arada TÜBAR'ın da yaptığı çok güzel bir koçlarla sohbet imkanları varmış. Ben de birkaç tane, bir iki tane seyredebildim biraz. Onları seyredin. Çok güzel kendinizi geliştirme imkanları. Ve burada da eğer dil geliştirmeniz önemli tabii ki eğer Türkiye dışında, Türkiye içinde de yükselmek için hani büyük seviyelere bir İngilizcenin özellikle olması lazım en iyi şekilde. Yani kendimize şimdi özellikle bu maalesef şu anki durumlardan herkes again, tekrar inşallah iyidir, sağlıklıdır bu COVID yüzünden. Kendinize biraz da evde olarak en azından zaman ayırıp geliştirmenizi tavsiye ederim. Ve bu tür konularda dediğim gibi eğer herhangi bir sorunuz, bir isteğiniz varsa hiç çekinmeden bana da ulaşabilirsiniz. Benim buradan ulaşabilirsiniz Facebook'tan ya da benim e-mailim koç İngilizce olarak koç nokta s Sercan'ın s'si Fenerci benim soy isim. Yani koç nokta s Fenerci @gmail.com. Bana da buradan ulaşabiliyorsunuz herhangi bir şekilde. Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan nereden bulabilirsiniz? Yani benim amacım burada bir şekilde yani genç koçlara daha çok böyle Türkiye'de kendini daha çok böyle gelişmeyecek koçlara yardımcı olabilmek. Ve ben de bu arada dediğim gibi ben hep söylerim benim oyuncularıma. Şu an bilgi seviyesi olarak benim hani hangi seviyede olduğumu düşünürsem kendim benim en büyük şeyim yani ben %50'de bile değilim kendim seviye olarak benim kafamda. Ve bu bana daha çok itiyor bir koç olarak kendim gelişim açısından. Şimdilik bu kadar. Eğer bir sorusu olan varsa sorabilir. Birkaç dakikamız var benim öbür meeting'e geçmem için. Bir tane koçlarla meeting'im var öbür tarafta. Varsa lütfen sorun. Yoksa dediğiniz gibi benim e-mailim koç.sfenerji @gmail.com. Bana her an yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Ve haftaya tekrar bir şekilde bir konu hakkında takım için önemli unsurlar nelerdir? Koç olarak neye önem verilmesi gerekiyor şeklinde ya da veriyorsun şeklinde bir Facebook Live daha yapacağım. Haftaya Cuma tekrar aynı saatte. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar iyi günler ve sağlıklı kalın.